El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed Zülayn Reşat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sualler ve cevaplar faslında birlikteyiz. Her sualinizle yeni bir safhanın açıklığa kavuşturulmasını sağlıyorsunuz. Konunun daha açık bir şekilde anlaşılmasını, her sualiniz biraz daha üst seviyede oluşturuyor. Buna sebep olanlar bu sualleri soranlardır. Allah hepinizden, bizlere bu sualleri soranların hepsinden razı olsun. Ve Allah dinleyenlerden de razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. İlk sual Doktor Abdülcabbar Baran'dan geliyor. Bakalım ne söylüyor. Birinci sual, Araf suresinin 3. ayet-i kerimesiyle Yunus suresinin 35. ayet arasında bir ilişki var mı? Araf 3. Bismillahirrahmanirrahim. İttebi'u ma unzile ileykum. Sana indirilen şeye tabi ol. Rabbinizden size, ileykum, size indirilen şeye tabi olun. Min Rabbikum, Rabbinizden. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Ve Allah'tan başka dostlar edinmeyin. Yani Allah'tan başkasına tapmayın. Kalilen ma tezekkürün. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yunus 35. Kul hel min şurekaukum. Yehdi iler hak. De ki sizin ortaklarınız arasında hakka ulaştıracak kimse var mı? Allah'a ulaştıracak kimse var mı? Kulillahu yehdi lil hak. De ki Allah hakka, kendi zatına, Allah'a ulaştırır. Efe men yehti ilel hakkı ehakku en yüttebe'a. Hakka ulaştıran kişi mi tabi olunmaya hak kazanır, layıktır? Em men la yehdi ila en yuhta. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi tabi olunmaya daha layıktır? Femalekum keyfe tahkumun. Size ne oluyor ki nasıl hüküm veriyorsunuz? Allah Teala burada her şeyi en güzel standartta açıklığa kavuşturmuş. Araf 3'te Allah Teala ne diyor? Rabbinizden size indirilene tabi olun. Nedir Rabbimizden bize indirilen şey? Allah'a hidayet etmemiz, hidayete ermemiz.
ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi sırayla Allah'a teslim etmemiz, Allah'ın kainattaki yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin 7 safhasını ve 4 tane teslimini yerine getirmemiz emrediliyor. Öyleyse Rabbimizden bize indirilen buysa, Allah-u Teala'nın bize bir ihtarı var. Allah-u Teala Allah'tan başkasını dostlar edinmeyin, evliya edinmeyin demekle tapma istikametinde putlara tapmayın diyor. İnsanları ilahlaştırmayın diyor aynı zamanda bu ifadesiyle. Öyleyse Rabbimizden bize indirilen ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. Yani Allah'ın tabi olunmasını emrettiği statüde birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada Allah'ın hacet namazını kıldığımızda bize göstereceği mürşide ulaşıp tabi olmak var. Ne oldu? Onu tabiyet standardında kendisine tabi olunan bir hüviyette Allah-u Teala gösteriyor bize ve o Allah ki sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir diyor. Alallahu kastu sebili buyuruyor. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Öyleyse hangi sebile, hangi yola tabi olacağımızı Allah tayin ediyor. Bu tayin tabi olmakla noktalanıyor. Tabi olunca biz Allah'tan başka birisini Allah'ın indirdiği emir gereği kendisine tabi olmak üzere dost edinmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala Allah'tan başkasını evliya edinmeyin demekle Allah'ın tayin ettiği, bize hacet namazında gösterdiği mürşide tabi olmayın mı demek istiyor acaba? Allah'tan başkasını evliya edinmeyin tabiri, Allah'tan başkasını Tanrı haline getirmeyin demek. Allah'tan başkasını dost edinmeyin. Tehlike nerede başlıyor? Tehlike daha dünyayı anlamaya başladığımız noktadan itibaren başlıyor. Çünkü şeytan her an bizimle beraber. Her an bize fuhşu, şerri, münkeri emrediyor. Onu sözü dinlenecek olan bir varlık olarak kabul etmeyin diyor Araf suresinin 3. ayet-i kerimesi. Size indirilene, Allah'ın söylediğine tabi olun. O sizin içinizdeki ses devamlı olarak Allah'ın emirlerine sizi itaat ettirmemeye, yasaklarını çiğnemeye çağırır. Allah'ı dost edinin. Allah'tan indirilene tabi olun, Allah'ı dost edinin. Allah'ın emirlerinin ötesinde size sözler söyleyenlerin hiçbirini dost edinmeyin demek ayet-i kerimenin manası. Sadece Allah'ın indirdiklerine tabi olun, emirlerini yerine getirin. O emirlere ters hükümleri size ulaştırmaya çalışan iblise kesinlikle tabi olmayın. Veya insan ve cin şeytanlara
tabi olmayın. Onları dost edinmeyin. Şimdi Allah Teala bunu söylüyorsa ifade son derece açık. Dost edinmeyin. Negatif unsur, pozitif unsur size indirilene tabi olun. Yani manası size indirilene tabi olun. Eğer başka birisine tabi oluyorsanız, onun söylediklerini yerine getiriyorsanız ve onun söyledikleri Allah'ın indirdiklerine ters düşüyorsa, o zaman yanlış birisini dost edindiniz. Bu ayet-i kerime ile Câsiye 23 arasında çok yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Ne demek bu? Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsak, yerine getirmiyorsak Allah'ın emrini, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkinden indiriyoruz. Yerine nefsimizin bize o işlemi yaptıran afeti, hangi afetse onu koyuyoruz. Ne oluyor? Negatif bir dizaynın içine giriyoruz. İşte Allah Teala burada açık ve kesin bir şekilde onu söylüyor hepimize. Allah'ın emirlerine itaat edin. Kim Allah'ın emirlerinin dışında bir şeyleri söylüyorsa, yani nefsinizin afetleriyle sizi hedefe çağırıyorsa, nefsinizin afetleriyle amel etmenizi istiyorsa, o iblistir. Nefsiniz de iblisin söylediklerinin aynını söyler. Ne nefsinizin afetlerini, ne şeytanı dost edinmeyin. Benim emirlerime karşı çıktığı için diyor Allah Teala. Sadece benim emirlerimi yapın. O emirlere karşı çıkan her kimse, sakın onları dost edinmeyin. Onların söylediklerine itaat etmeyin. Benim emirlerimi gerçekleştirin diyor. Yunus 35'te Allah'a şirk koşanlardan bahsediyor Allah Teala ve ortak koştuğunuz o putlardan sizi Hakk'a hidayet edecek, Allah'a ulaştıracak var mı diyor Allah Teala. Yunus 35 hidayet ayetleri arasında önemli bir kilometre taşıdır. Burada Allah Teala kendisi ona hidayet verilmedikçe hidayet etmeye hiçbir zaman güç yetiremeyecek olan mı daha layıktır? Tabi olunmaya, yoksa hidayete erdiren mi? Allah Teala evvela Hakk'a hidayet eden, Allah Hakk'a hidayet eder. Allah'tır. Allah Hakk'a hidayet eder. Öyleyse kendisine hidayet eden mi, Allah'a hidayet eden mi tabi olunmaya layıktır? Yoksa kendisini hidayete erdirilmedikçe hiç kimseyi hidayete erdiremeyecek olan mı? İki ayet arasında bir ilişki olduğu kesin. Madalyonun bir tarafında ikisinde de Allah var. Öbür tarafında da iki alternatif de var. Şeytan da var. İnsan ve cin şeytanlar da var. Muhtevaya baktığımız zaman Araf 3 ile Yunus 35 arasında bir ilişki mevcut. Öte yandan Rad 27 ile Kaf 8 arasında bir ilişki var mı? Allah Teala buyuruyor. Ve yekulü lezine keferu levla inzile aleyhi ayetun min rabbi kul innallahi yudilli men yeşai ve yehdi ileyhi men enab. E kafirler ona Rabbinden bir ayet indirilse olmaz mı derler? Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalete bırakır ve ona yönelen kimseyi kendisine ulaştırır. Şura 13 gibi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de
Allah ona yönelen, Allah'a yönelen kişiyi, Allah'a enap olan kişiyi kendine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette bırakmadığı, kendisini ulaştırdığı kişi ise inabe alandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Burada da Allah Teala gene enap olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Şimdi Kaf 8'e bakıyoruz. Tefsir eden ve zikra li külli abdin münib. İşten Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen her kul için, bütün kullar için tefsir eden, basiretle bakan ve zikirdir diyor Allah-u Teala. Muhtevanın ne olduğuna bir göz atalım. Şu bilgisayarı şöyle alalım, şöyle getirelim şuraya. Kaf suresinin 7. ayet-i kerimesinde ne var? Beraberce bakalım. Allah Teala diyor ki orada vel arda medet aha ve el kayna fiha revasiye ve elbet embet nafiha min kulli zevcin behic. Yeri de döşeyip yaydık diyor. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. 8. ayet-i kerimede de Allah'ın bu yarattığı her şey bir kalp gözlerindeki basar hassasıyla bakanlar için ve zikir her göz için bir işten bakan basiret gözü için bir zikirdir diyor bu. Burada Allah-u Teala li külli abdin münib ifadesiyle Allah'a yönelen her kul için bir zikirdir diyor. Allah-u Teala'nın yarattığı o sistemleri. Bir evvelki 6. ayet-i kerimede Allah-u Teala göğü nasıl yarattığını bildiriyor. Böylece bir sonuçla karşı karşıyayız. Şimdi burada Allah Teala her ikisinde de Allah'a yönelen kuldan bahsediyor. Bu Allah'a yönelen kişinin Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde kendisine Allah'a ulaştırılacağı ifade buyurulmuş ve ikincisinde de Allah'a yönelen kişi için Allah'ın yarattığı her şey bir zikirdir.
basireti oluşturan bir sistemdir diyor. İkisi arasındaki ilişki, her ikisinde de Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsetmesi. Yani hidayetin başlangıç noktasını Allah-u Teala'nın dikkate aldığı bir ortamdayız. Üçüncü sualine geçiyoruz Cebar'ın. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi ile Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi arasında bir riyet rabıtası var mı? Araf 30 Ferikan hada ve ferikan hakka aleyhümüt delayetü innehümüt tehazuş şeyatine evliyaye min dunillahi ve yahsebune ennehum muhtedun. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar, yani dalalet üzerlerine hak olanlar, Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler ve onlar ve yahsebune ennehum muhtedin. Muhtedun, onlar hidayete erdiklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerime Araf 30, Nahl 36 ile kesin bir ilişkide. Cebar'da Nahl 36'yı yazmış zaten buraya. وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Biz bütün kavimler içinde Resul beas ederiz. Andolsun ki enibudullâhe ve iştenebud tâgûte. Tâgûta kul olmaktan iştinab etsinler de Allah'a kul olsunlar diye. Feminhum men hedallâhü. Onlardan bir kısmı hidayet erdiler. Nasıl? Resul'e her kavimde, her ümmette Allah'ın vazifeli kıldığı Resul'e tabi olmuşlar. Bir kısmının üzerine Allah-u Teala dalalet hak oldu diyor. Ve minhum men hakkat aleyhit dalale. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. Tabi olmamışlar. Dalalet üzerlerine hak olmuş. İşte hidayete erenlerle dalalette kalanların sonucu Araf 30'da, başı Nahl 36'da. Her kavimdeki Resul'e tabi olanlar var, tabi olmayanlar var. Tabi olanlar hidayet eriyorlar, tabi olmayanlar üzerlerine dalalet hak olanlar. Fesürü fil ardı fenzürü keyfekâne akıbetil mükezzibîn. Ve arzda dünyada gez ve bak tekzip edenlerin, Allah'ın söylediklerini yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? Yüzlerce kavmi Allah Teala cezalandırmış, ailesini yok etmiş. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinden bahsediyor Cevvar. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde, benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra imamlar gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur buyuruyor. Cebar da ilave ediyor buna. Hidayet çağının içindeyiz. Yaşadığımız hidayet çağının önderi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde açıkladığı ve ümmetimin en hayırlısıdır diye buyurduğu huzur namazının imamı Mehdi aleyhisselam'dır. Mehdi aleyhisselam tarafından hidayete erdirilenlerin Vaka 14'e göre ikinci asrı saati yaşayacaklar, yaşayacak olduklarını söyleyebilir miyiz diyor. Vaka 14 ve kalülüm minel ahirin, sonraki sabikunlar. Sabikunel ahirin azdır diyor Allah-u Teala Vaka 14'te. Vaka 14'ten evvel ne söylüyor Allah-u Teala? Bakıyoruz. Vaka 13. Evvelki sahibi sünnetin minel evvelin. Evvelki sahibi kumlar çoktur.
14 sonraki sabikunlar ve kalünün minel ahirin sonraki sabikunlarsa azdır diyor Allah Teala. Sahabe için sabikunel ebedin diyor Allah Teala. Nerede diyor? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Kur'an'a göre evvelki sabikunlar. Bir de sonraki sabikundan bahsediyor Allah Teala. Onlar da zamanımızdaki sabikun, Allah'ın yolunda cihad edenler, nefsleriyle mücadele edenler ve bu noktada hayırlarda yarış edenler. Böyle kalmayacaksınız. Adım adım daimi zikre doğru yaklaşacaksınız ve bir gün hayırlarda yarışanlar olacaksınız. Bir kısmınız mutlaka öyle olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ikinci asr-ı saadettir. Bu ikinci hidayet çağıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki. Ahir zamandayız ve hidayet çağının ta içindeyiz. Asrı hidayetin içindeyiz. Allah razı olsun. Doktor Serdar Demirci diyor ki, Rahat Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Leyh-i muhakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Onların önünde ve arkasında takip edenler vardır. Yahfezunehu min emrillah. Allah'ın emriyle onları muhafaza eden. Onlara muhafızlık eden. İnnallâhe lâ yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfisehum. Bir kavim nefslerini tayir etmedikçe, kötüye döndürmedikçe muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, yani hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça Allah da bir kavimde olan şeyi bozmaz. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Onlar nefslerindeki şeyi bozmadıkça. Ve izâ eradallâhu bi kavmin su'en felâ meredde lehu ve mâ lehum min dûnihi min vâlin. Onları diyor Allah Teala, yani o kavimdekileri önünden ve arkasından, yani önden arkaya doğru uzanan şekilde takip eden yani bu devrin imamının ruhu Allah'ın emrinden olup onları korur. Onlara muhafızlık eder. Muhakkak ki Allah, onlar nefslerinde olan şeyi, yani hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, hidayetten düşmeye doğru yol almadıkça, yani yozlaşmadıkça, zikirlerini Allah'a tevekkülde devam ederek arttırdıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Yani devrin imamının ruhunu başların üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost
yoktur. O başların üzerindeki şey, onları koruyan Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir dost. Allah'ın söylediği bu. Şimdi geliyoruz Serdar'ın suallerine. Diyor ki bu ayet-i kerime ile Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeler arasında bir ilişki var mıdır? Kaf 31 ve Uzlifetil cennetilil muttakine gayri vaid. Kaf 32 Hâzâ mâ tuadûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bu vaad olunduğunuz şeydir. Bütün evvap olanlar, yani Allah'a ruhu ulaşmış ve sığınmış olanlar ve hafiz, başların üzerine devrin imamın ruhunu muhafız olarak taşıyan kişiler olanlar için. Buradaki hafiz kelimesiyle buradaki yahvezunehu kelimesi, yahvezunehu muhafaza altına alınırlar, korunurlar. Bu melekler, bu ruh, başların üzerindeki ruh onları korur. Diğerinde ise başların üzerinde böyle bir muhafızı taşıyanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzandığı için önlerinden ve arkalarından diyor Allah-u Teala. Şimdi böyle bir durumda Rad 11 ile Kaf 31 ve 32 arasında bir ilişki mevcut. Allah razı olsun. İkinci suali, Rad suresinin 11. ayet-i kerimesine geçen emirle Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine geçen emir arasında bir ilişki var mı? Rad suresinin 11. ayet-i kerimesindeki olaya bakıyoruz. Bu olayda Allah Teala bir kavmin fertlerinin, yani bir inananlar grubunun, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine tabi olduktan sonraki durumlarını anlatıyor. Başlarının üzerinde hepsinin devrin imamının ruhu var. O ruh onları koruyor, muhafaza ediyor. Şimdi secde 24'e bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah Teala. Burada Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah'ın emrinden dirler ve onları korurlar diyor Allah Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde de Allah Teala emrimizle onları hidayete erdirecek diyor. Serdar ciddi bir müesseseye burada parmak basmış. Allah'ın emrinden olma. Ve tabii aklımıza ne getirecek bu? Mümin 15'i getirecek. Mümin 15'te de devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Allah'ın emrinden olarak geliyor oraya.
Öyleyse Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesiyle Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde adı geçen emir aynı emirdir. Allah'ın irşad etme yetkisini vermesi ve bu konuda emrini o devrin imamına tebliğ etmesi. Emrimiz de insanları hidayete erdirecek diyor. Ve muhafızın Allah'ın emrinden olduğu ifade ediliyor. Allah'ın emrinden bir ruh. Aynı zamanda Secde 24'ten sonra Allah'ın emrinden olan bir ruhun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi olayı. Ne yapıyor? Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bu tabii bizim aklımıza hemen Mümin 15'i getirecekti. Serdar da Mümin 15'i zaten söylemiş. Üçüncü suali, bu ayetlerle Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Hafiz olmakla Allah'ın emri ve evvap olma arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Diyor ki, Mümin 15'te refi derecati zül arşı. Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, yülkir ruha, ruh ilka eder. Min emrihi emrinden, alâ men yeşâyü, min ibadihi kullarından dilediğinin üzerine emrinden bir ruh ilka eder. Bu ruh öyle bir noktada ilka edilir ki orada Allah-u Teala'nın dereceleri yükseltmesi olayı da cereyan edecek. Orada Allah-u Teala'nın arşın sahibi olması olayı da cereyan edecek. Yani arşı tutan meleklerle alakalı bir konu, aynı zamanda günahların sevaba çevrilmesiyle alakalı bir konu. Yani bir başka ifadeyle tabiiyet noktasındaki bir konu, Allah emrinden ruh ilka ediyor. Ulaştırıyor oraya, milaki kılıyor. Ve iki defa ilka kelimesi, milaki kelimesi geçiyor. Yünzüre yevmet talak. Yevmet talak kelimesi, milaki olma günü demek. Yevm gün, talak, milaki olma. Li yünzire ikaz etmek için, uyarmak için yevmet talak ile. Li yünzire yevmet talak, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek, haber vererek uyarmak için. Burada da Allah Teala'nın emri ve evvap olma müessesesi var. Seyirler diyor ki, hafiz olmakla Allah'ın emri ve evvap olma arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız diyor. Ne zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşirse o kişi hafiz olmuştur ama evvap olmamıştır. Hafiz olduktan sonra, başının üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, devrin imamı Allah'ın emrinden olduğunu, Allah'ın emriyle huzur namazının imamı olarak bu vazifeyi almak için geldiğini beyan ederek, o ruha senin yerine ben geldim, bu vazifeyi ben devralıyorum, Allah'ın emrini sana tebliğ etmekle görevliyim, Allah'ın emrindenim ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini veriyor. Ruh Allah'a geri dönüyor. Eğer devrin imamının ruhu gelip de kişinin başının üzerine, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini vermezse, o kişinin ruhu o vücuttan o kişinin ömrü boyunca ayrılamaz. Ruh her an vücuttan ayrılır ama tekrar vücuda geri dönmek mecburiyetindedir. Ne zaman ki devrin imamı gelir de senin Allah'a ulaşma günün geldi derse, o zaman ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir çıkış
mutlaka saf halinde çıkıştır. Mutlaka devrin imamının, kendisine bu emri verenin dergahına ulaşacaktır ruh. Onun manevi kesiminde, o dergah manevi kesiminde cihazlandırılacaktır, teçhiz edilecektir. Ve Allah'a doğru 7 tane gök katını yükselecek olan diğer bütün ruhlarla saf halinde yükselecektir. Öyleyse buradaki dizayna baktığımız zaman net olarak onu görüyoruz. Bu ayette hafiz olan bir kişi, başının üzerinde ancak mahfuz taşıyan bir kişi Allah'ın emrini alır ve ancak o evvap olabilir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır ruh. Yola çıkacak, 7 tane gök katını geçecek. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Evvap olacaktır. Ankara'dan Sait Göksel diyor ki, Enam suresinin 36. ayet-i kerimesine göre insanların başlangıçta ölü olduklarını ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde hayata dönebileceklerini söyleyebilir miyiz? Bakalım ne diyor Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi? Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yestecibullezîne yesme'ûn. Ancak işitenler icabet eder diyor. Neye? Davete, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine, Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşma davetine ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne zamanki kulağındaki vakra alınır ve işitir, o zaman davete icabet eder, Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Vel mevta yebbasumuhullahi sümme ileyhi yurcaun. Ve Allah ölüleri diriltir. Sonra ona döndürülürler. Sümme ileyhi yurcaun. Evvela ölülerin diriltilmesi söz konusu. Bütün insanlar bizim fizik alemdeki ölçülerimize göre diri oldukları halde, hayatta oldukları halde, gözlerinde hicab-ı mestürü olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için, kalplerinde küfür kelimesi ve ekinnet olduğu için kör, sağır ve dilsiz oldukları için, idraksız oldukları için ve küfrün sahibi oldukları için onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Onlar kördürler, onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar ölüdürler diyor. Allah ölüleri böylece diriltir, yani işitir hale getirerek diriltir diyor ve Allah'a döndürülürler. Yani dünya hayatını yaşarken bir Allah'a dönüşten bahsediliyor. Dünya hayatını yaşarken bir Allah'a dönüş müessesesi. Öyleyse
İnsanlar başlangıçta ölüler. Ölü insanların durumuna bakıyoruz. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamına bakıyorlar. Onu irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarında vakra var. Kulakları irşat makamının söylediğini işitmiyor, manasına varamıyor. Kalplerinde ikinnet var. Kalpleri irşat makamının söylediğini idrak edemiyor. Kalplerinde küfür kelimesi var. Bu standartlarda bir insan ölüdür. Allah-u Teala onları ölü kabul ediyor. Ve ölüyken hayata geçiriyor insanları. Hayatın sahibi kılıyor. Öyleyse insanların başlangıçta ölü olduklarını ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde hayata dönebileceklerini söyleyebilir miyiz? Evet, sahip söyleyebiliriz. Tam olarak ayet-i kerime onu ifade ediyor. İkinci sualinin A şıkkı, Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine göre insanların mürşitlerine tabi oluncaya kadar kafir olduklarını söyleyebilir miyiz diyor. Hayır, söyleyemeyiz. Daha ayete bakmadan evvel söyleyemeyiz diyoruz. Çünkü kişinin küfrü üçüncü basamaktaki Allah'a ulaşmayı dilemekle birlikte kalkıyor. Ekinnetin olmasıyla o kişinin kalbindeki küfür de alınıyor. Öyleyse Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ya maşeral cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem ye'tikum rüsulüm minküm, sizden imamlar gelmedi mi size? Yekussune aleyküm ayati, sizin üzerinize ayetlerimizi okuyacak, kısa edecek. Ve yüzülünüküm likâe yevmüküm hâza, ve sizi bugüne geleceğiniz konusunda uyarmak üzere, uyaracak olan. Kalu, derler ki şehidna ala enfüsünâ, biz nefslerimize şahit olduk. Ve gara tümül hayat et dünya, dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfüsehim ennehum kânu kâfirin. Ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Burada ayet-i kerime de tabi olma müessesesi yok. Resulün inzar etmesi. Nezretmesi. Uyarması söz konusu. Allah Teala bir başka ayetinde diyor ki amen olanları müjdelemek üzere ve diğerlerini inzar etmek üzere, uyarmak üzere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Amen olmak 14. basamaktaki tabiyet noktasında olmak değildir. Amen olmak Allah'a ulaşmak istikametindedir. Burada kendilerine uyararak
hitap eden Resullerden bahsediyor Allah Teala. Yani uyarma safhasının ardından gelen olay tabiiyet değildir. Olay uyarma safhasının altında, arkasından gelen olay o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine göre insanların mürşitlerine tabi oluncaya kadar kafir olduklarını söyleyemeyiz. Mürşitlerin ikazı üzerine, Resullerin ikazı üzerine Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar, diledikleri ana kadar kafir olduklarını söyleyebiliriz. Allah-u Teala'nın küfrü o kişinin kalbinden aldığı yer 7. basamaktır. 7. basamakta ekinletle beraber Allah-u Teala kalbin içindeki küfrü de alıyor. Ekinlet küfrü de ihtiva ediyor. O kişinin idrak kabiliyetini engelleyen asıl engel küfürdür. Kişi Allah'ı kendisine ulaşılacak olan bir Allah olarak görmüyor. Zamanımız bilginlerinin de alimlerinin de en büyük eksiklikleri budur. Allah'ı ulaşılmaz olarak kabul etmeleri, Allah'ın ruhu bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasını farz kılmasına rağmen. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey şunu bilmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbindeki küfür kelimesini Allah-u Teala rahim esmasını tecelli ettiğinde alıyor. Küfür kelimesini aldığı andan itibaren o kişi artık kafir hüviyetinde değil. Unutmayın ki Allah-u Teala kafirler benim cennetime giremez buyuruyor. Öyleyse mümin olmanın ikinci kademesi, ikinci kat cennete sahip olunan, mürşide ulaşıp da tabi olunca Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinin içine imanı yazmasıdır. Öyleyse kalpteki küfrün alınması 7. basamakta, kalbine kişinin imanın yazılması 14. basamakta. 7. basamaksa 3. basamağın 5-6 dakika sonrasındadır. 3. basamakta da denilebilir. B şıkkında diyor ki ikinci sualinin sahip Araf suresinin 200. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Araf 200. Bismillahirrahmanirrahim ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festeyiz billah innehu semimin alim. Şeytandan sana bir dürtü, bir ikaz, herhangi bir konuda seni sevk etmeye gelirse Allah'a sığın. O zaman hemen Allah'a sığın. Muhakkak Allah işitir, bilir. Allah-u Teala
Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Aslında bakalım. Hac. Hac 52'den başlayalım. Ve ma erselnâ min kablike min resulüm. Senden önce de resuller göndermedik diyor Allah Teala. Ve la nebiyyin ve nebiler. İlla izâ temennâ el kaş illâ izâ temennâ herhangi bir şeyi temenni ettiği zaman, dilediği zaman, istediği zaman el kaş şeytanı fi niyeti. Şeytan onun temenni ettiği şeye bir şey ilave etmesin, likaye olmasın, ulaştırmasın. Ya veya Türkçe tabiriyle buradaki konuya uygun olarak kendisinden bir şeyler karıştırmamış olsun. Ve yensehullahi ma yuklis şeytanı. Ve Allah şeytanın bıraktığı şeyi giderir. Sümme yuhkimullahü ayatih. Sonra Allah ayetlerini sabit kılar. Yani sağlamlaştırır. Vallahi alimün hakim. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Öyleyse bakın ne diyor Allah Teala burada. Değil herhangi bir veli Resul olsun. Hatta Nebi olsun, Resul de olsalar insanlar, Nebi de olsalar, şeytanın onların bir şey temenni etmeleri halinde, onların temennisine bir şey karıştırmaması mümkün değildir diyor. Mutlaka iblis devreye girer, onun talebine bir şeyler karıştırır. Ama Allah Teala da derhal onları giderir. Şimdi ne oluyor? Allah Teala nebilerini ve resullerini koruyor. Neyi temenni ederlerse etsinler, mutlaka şeytan devreye girer, bir şeyler karıştırır. Sizin her konuda şeytanla muhatap olduğunuzu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir şey yapmaya karar vermek üzeresiniz. İki tane alternatif var. Birisini seçiyorsunuz. Onu yapmak üzeresiniz. İblis mutlaka devreye girer. Niçin girer bilir misiniz? Sizin o karar verdiğiniz şeyi mutlak olarak değiştirmek ister. Sizi kendinize karşı olan, Allah'a karşı olan güveninizden uzaklaştırmak için. Bu konuda o kararı verirken hangi bazdan hareket ettiyseniz, sizi o kararı vermeye yönelten şey her neyse, şeyler hangi delillere dayanarak öyle karar verdiyseniz, kararı verdiğiniz andan itibaren şeytan sizin aklınıza derhal onun tam zıttı olan bütün delilleri sıralamaya başlar. Öyle bir sıralama yapar ki, bir hedefe mebni olarak öyle bir sıralama yapar ki sizi mutlaka o verdiğiniz karardan caydırmak ister. Şimdi dikkat edin sözüme. Diyelim ki çok mantıklı buldunuz, sonradan aklınıza gelen, kendi düşünceniz saydığınız bu şeyleri çok mantıklı buldunuz, kararınızı değiştirdiniz. Birinci karardan ikinci karara geçtiniz. Bu sefer de onun ötesinde birinci kararı verirken size söylediği şeylerin çok daha ötesinde birinci kararınızın doğru olduğu istikametinde size tesir etmeye çalışır. Kararınızı gene değiştirseniz ikinci kararınızın doğru olması konusunda
delillerini, daha o ana kadar söylemediği delilleri bir bir size sıralayacaktır. Sizi dikkatle takip eder ve bir tek gayesi vardır, sizi ezmek, Allah'a olan güveninizi, dolayısıyla kendinize olan güveninizi yok etmek. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bir karar verirsen diyor, o kararda mutlaka azimli ol, sebat et, asla kararından vazgeçme diyor. Doğru veya yanlış. Denerseniz eğer, herhangi bir konuda karar vermek üzereyken, en basit şeylerde deneyin. Karar verene kadar alternatifleri karşılaştırın, ağır basan tarafa kararınızı verin. Kararınızı verdiğiniz anda onun zıttı olan tarafa sizi meylettirmek için o ana kadar aklınıza gelmeyen birçok şeyi ard arda sıralar iblis. Ki siz kararınızı değiştirirseniz diye. Değiştirseniz, bu sefer de birinci kararınızın doğru olduğunu ispat etmek için o ana kadar söylemediği yeni şeyleri devreye sokacaktır. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kararını verdiğin zaman kararından cayma, kararında sabit kadem ol diyor. İşte şeytandan bir dürtü gelirse hemen Allah'a sığın, aynı şey. Allah'a sığın, onun, şeytanın sana verdiği dürtülerin hepsini Allah bir anda yok eder. Herhangi bir konuda bir şüpheniz var. Belki de şöyle şöyle olmuştur diyorsunuz. Şeytan o olmayan şeyi size olmuş gibi gösterebilmek için, sizi korkutabilmek için, sizi üzebilmek için onu olmuş gibi göstererek sizin içinizde bir hüzün fırtınası oluşturmak ister, sizi huzursuz kılmak ister. O zaman Allah'a sığının ve hemen sorun öyle mi diye. Eğer cevap gelirse göreceksiniz ki şeytanın söylediği bütünüyle yalandır. Gaye mi? Gaye sadece sizi üzmek. Gaye sadece Allah'a olan imanınızı zayıflatmaya çalışmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanın en çok korktuğu şey ne biliyor musunuz? Allah'ın sizin iradenize sahip çıkması ve kendi iradesiyle sizi ruhun tesliminden sonra iradenin teslimine ulaştırması, sonra yeniden kendi iradesiyle sizi daimi zikre ulaştırması, sonra yeniden sizi Allah'ın iradesiyle irşada ulaştırması, sonra da iradenizi Allah'a teslim etme noktasına götürebilmesi. Bu arada ikinci sualin B şıkkında ayet-i kerimede belirtilen nefse şahit olma hususuna bir açıklık getirir misiniz yazıyor burada. Biz onu atlayıp ikinci, üçüncü suale geçmişiz. Enam 130'da böyle dedi, böyle diyor Allah-u Teala. Ama Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde üzerimize dalalet hak oldu diyor aynı kişiler. Bu tarzda bir ifadeye maruz kalan kişiler. Size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler. Ama dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Oradaki dalalet üzerimize hak olduğu ifadesiyle nefslerimize şahit olduk ifadesi aynı ifade. Bir üçüncü
ayet-i kerime grubu Allah-u Teala'nın şöyle bir ifadesi var. Cehenneme girecekler, kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da der ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Eğer biz onun söylediğini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri. Üçü de aynı olayı anlatıyor. Birinde böyle veriliyor. İkincisinde bu Enam 130'da kendi nefslerimize şahit olduk dediler diyor. Nefslerimizin bizi ne kadar aldattığına şahit olduk diyorlar. Ama ne zaman? Kıyamet günü. Orada cehennemin bekçileri onlara bunu söyledikleri zaman. Nefse şahit olmaları, küfrün üzerlerine hak olması ifadesi, dalalet üzerlerine hak olması ifadesi, nefslere şahit olma ifadesi, aynı. Akıl edememek, idrak edememek gene aynı şey. Bunlar, unutmayın, 3 ayette de Zümer 71'de de Mülk 8, 9, 10'da da bu Enam 130'da da Allah-u Teala aynı olaydan bahsediyor. Sorgulanan kişilerin 3 ayrı cevabı varmış gibi görünüyor. Oysa üçü de aynı şey. Akıl edememeleri, idrak edememeleri, şeytanın tesirinde kalmış olmaları, dalaletin küfrün üzerlerine hak olduğu kesin bir itiraf. Allah razı olsun. Araf suresinin 200. ayet-i kerimesini açıkladık. B şıkkında da diyor ki, üçüncü sualin, ayette belirtilen Allah'a sığınmayı, Allah'ı zikretmek olarak anlayabilir miyiz? Allah razı olsun. Burada Allah-u Teala Araf suresinin 200. ayet-i kerimesinde sanıyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Bakalım öyle mi? Araf 200. Araf 199'a bakıyoruz. Huzil affe ve memur bil urfi ve an arit anil cahili. Affı kendine usul edin. Affı ahzet. Al tut kendine usul edin. Ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Bu emir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Öyleyse Allah'a sığınmayı Allah'a zikretmek olarak anlayabilir miyiz diyor. Bu ayet-i kerime gereğince anlayamayız. Çünkü bu ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, yani daimi zikrin değil,
külli zikrin değil, tesbihin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Allah-u Teala zaten daimi zikirde, tesbihte. Öyleyse daimi zikre ulaşmayanlar için Said'in söylediği geçerli. Allah'a sığınmak, Allah-u Teala'dan o kalbindeki negatif faktörleri almasını talep etmek şeklinde olacak bu. Eğer kişi bunu yaparken zikre de hemen başlamışsa, mutlaka Allah-u Teala onun kalbindeki şeytanın verdiği sıkıntıyı alacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Hüseyin Dülkadir kardeşimiz der ki, Şura suresinin 8. ayet-i kerimesine ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre Allah'ın dilediğini rahmetinin içine koymasıyla rahim esması arasında nasıl bir ilişki vardır? Bakalım Şura 8. Velev şâallâhü, eğer Allah dilerse, le cealehum ümmeten vahideten, sizi tek bir ümmet kılardı. Muhakkak ki sizi, şüphesiz ki sizi, le koymuş Allah Teala, tek bir ümmet kılardı. Velakin yutulu men yeşahü fi rahmetihi, ama o dilediği kişiyi rahmetinin içine koyar. Yani o söylediği tek ümmetin içerisine alır. Kimdir tek ümmet? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ümmeti. Onlar her devirde aynı kişilerdir. Yani aynı usulleri ittihaz edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mürşide tabi olanlardır. Ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Yedi safhada Kur'an'ı yaşayanlardır. Kur'an bütün mukaddes kitapların aynı. Allah'ın mukaddes kitaplarını yedi safhada yaşayanlardır. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve zalimune ma lehum min veliyin ve la nasir. Kafirlere gelince onlar için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Mürşit hem dosttur, velidir, hem de yardımcıdır. Dikkat edin ki zalimler için diyor, nefslerine zulmedenler için durum budur. Nefslerine zulmedenler Allah'a yönelmeyenlerdir. Allah'a yönelmeyen kişiler için Allah Teala ne diyordu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetikumil azâbe sümme lâ tunsarun. Üzerine azap gelmeden önce kabir azabı veya cehennem azabı, ikisi de neticeyi değiştirmez. Dünyadaki birine hitap ediyor Allah Teala. Üzerine bu dünyada yaşarken azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Sonra da Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir mürşide ulaşamazsın ve mürşidin sana yardımı mümkün değildir. Devrin imamının da sana yardımı mümkün değildir. Allah da sana yardım etmez. Çünkü Allah yalnız kendi verdiği sözleri tutar. O sözse Allah'a ulaşmayı dilemeyene yardım etmemektir. Manevi açıdan yardım etmemektir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretun bisu'i illa ma rahime rabbi inne rabbi gafurun rahim. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs su'i olanı yani şerri emreder, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği
kişiler hariç. Allah rahimdir, gafurdur. Günahları sevara çevirendir ve rahmet nurunu gönderendir. Rahmet nurunu gönderen Allah, Yusuf 53'te, Şura 8'de Allah dilediğini rahmetinin içine koyar. Kimdir dilediği? Zalim olmayanlar. Kimdir dilediği? Kendisine yardım edilenler. Kimdir dilediği? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi bunun ışığında suale tekrar dönelim. Ne diyor? Allah'ın dilediğini rahmetinin içine koymasıyla rahim esması arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah'ın dilediğini rahmetinin içine koyması rahim esmasının o kişi üzerinde tecellisidir. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra önündeki günlerde kişinin Allah-u Teala'nın hediyeleri, ihsanları ard arda gelecektir. Öyle bir noktaya gelecektir ki kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı noktadan itibaren ise rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin kalbine girecek, fazıllar nefsinin kalbinde yerleşecektir. Rahmetini Allah-u Teala'nın göndermesi demek, rahmetiyle beraber mutlaka fazlını da beraber göndermesi demektir. Rahmetini göndermesi demek, 14. basamaktan sonra rahmetiyle beraber salavatını da göndermesi demektir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat 14. basamaktan sonra ikisi beraber gelir. İkisi de rahim esmasının tecellisidir. Önce rahmetle faz gelir ve rahmet sızıntı yapar kalbe. Sonra rahmetle salavat, rahmetle faz beraber gelir. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. Bu hidayettir. Nefsin kalbinin tezkiye olmasıdır. Ruhun da tezkiyeye paralel bir şekilde Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Allah'ın rahim esması tecelli etmedikçe o kişi Allah'ın rahmetinin içine girmez. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Nisa 175'te zaten kardeşimiz Nisa 175'ten bahsediyor. Oraya geçelim. Orada ifade etmiş oluruz. Şura suresinin 8. ayet-i kerimesinin Nisa 175 ve Câsiye suresinin 30. ayet-i kerimesiyle bir ilişkisi var mıdır? Nisa 175'te diyor ki فَاَمَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَتْتَسَوْمُ بِهِ Öyleyse Allah amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve Allah'a sarılmayı dileyenleri فَسَيُتْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِنْهُ kendisinden bir rahmetin içine koyacaktır. Ve fadlin ve fazlın içine koyacaktır. Ve yehtihim ileyhi sırata müstakime ve onları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse Nisa 175'te Allah-u Teala'nın rahmetini ve fazlının o kişinin sarması, o kişinin Allah'ın rahmetinin ve fazlının içine konması söz konusu. Şura suresinin 8. ayet-i kerimesinde onları rahmetinin içine koyacaktır diyor. Aynı olay. Nisa 175'le bir ilişki olduğu kesin. Câsiye 30'a bakıyoruz. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُتْخِلُهُمْ رَبِّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ Kim Allah'a amen olursa ve amilü salihat yaparsa, yani mürşidine ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman Allah Teala onları, onların Rabbi onları rahmetinin içine koyacak. İşte bu fevzül mübindir. Apaçık bir
fevzdir, Allah'ın apaçık bir mükafatıdır. Dikkat edin, burada fevzül azim demiyor Allah Teala. Burada henüz fevzül mübin seviyesinde. Ne zaman fevzül azim olacak bu? Kişi daimi zikre ulaştıktan sonra, iradesini Allah'a teslim ettikten sonra, o zaman bunun adı fevzül azim olacak. Allah razı olsun. Öyleyse suale dönüyoruz. Şura suresinin 8. ayet-i kerimesinin Nisa 175'le ve Câsiye suresinin 30. ayet-i kerimesiyle bir ilişkisi var mıdır? Evet, her ikisinde de kişinin Allah'ın rahmetinin içine konması söz konusu. Nisa 175'te de Câsiye 30'da da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra onun amel-i salihat işlemesini ifade ediyor Câsiye 30'da. Ve Allah-u Teala'nın onları sırat-ı müstakime ulaştıracağı ifade ediyor Nisa 175'te. Nisa 175 kişinin 14. basamaktan evvelki durumu. Kişi Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı diliyor. Ve sırat-ı müstakime ondan sonra ulaştıracak Allah-u Teala. Câsiye 30'da ise kişi amel-i salihata başlamış. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde. Ama birbiriyle ilişki kesin. Üçüncü suali Hüseyin'in Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre salavat nurunun kişiyi zulmetten nura çıkartıcı fonksiyonunun bizlere açıklar mısınız? Hüvellezî yusalli aleykum ve melâketuhu li yuhricekum minezzulümâti ilen nur ve kâne bil müminine rahîmâ. Odur ki üzerinize salavat gönderir diyor Allah Teala. Ve o ve onun melekleri. Şimdi burada Allah Teala ve meleklerinin salavat gönderdikleri, salavatı Allah'ın gönderdiği, meleklerin de salavatı ulaştırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Ama rahmetin ve fazlın gelmesinde melekler yok. Rahmet ve fazl Allah'ın rahim esmasıyla geliyor. Salavat da Allah'ın rahim esmasıyla geliyor. Ama salavatta meleklerin buna yardımcı olduğunu görüyoruz. Zulmetten nura çıkarmak için. Ve Allah müminlerin üzerine rahimdir diyor. Gene rahim esmasının olduğu kesin. Öyleyse fazlın ve rahmetin gelişi Allah'tan direkt olaraktır. Salavatın gelişinde meleklerin de devreye girdiğini görüyoruz. Ve salavat nuru da kişinin ancak irşat makamına ulaşıp tabiyetinden sonra gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kişinin yola çıkışından sonra salavat nurunun geldiğini görüyoruz. Bakara 157-156'da Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz, mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız.
işte hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmış olanlar. Onlar salavat nurunu alıyorlar Allah Teala'dan ve salavat o kişinin kalbinin zulmetten nura çıkması için mutlak olarak gerekli. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın rahmetle salavattan bahsettiğini görüyoruz. Kim irşat makamına ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse hidayete ermek üzere kişinin ruhunun vücudundan ayrılması noktasından itibaren Allah'ın salavatının o kişiye ulaştığını görüyoruz. Bu Allah'a yönelmek değil, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmanın başlangıcıdır. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala neden bahsediyordu? Nur 21'de Allah Teala'nın bahsettiği husus açık. Diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Nefsin tezkiyesi için, temizlenmesi için Allah'ın rahmetinin ve fazlının kalbinize girmesi lazım. Ama zulmetten nura ulaşmak, burada ifade edilen şey zulmetten nura çıkmak konusunda salavat isimli nurun devreye girmesi. Zümer 23'te sadece Allah Teala o kişiye rahmetle faz ulaştığını söylüyor. Oradaki noktada rahmetle fazlın o kişiye ulaşma noktasında kişinin nefsinin kalbine rahmetin ulaşması ve rahmetin o kişinin kalbine sızması söz konusu. Tezkiyenin başlangıç noktası. Sonra ne diyor Allah Teala? Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor. Nefsin tezkiye olmaya başladığı nokta rahmetin girişi ama zulmetten nura ulaşmak aydınlatma olayı fazlın girmesiyle mümkün. Ve fazl salavatla birlikte geliyor ve kalbe girip kişinin kalbini zulmetten nura çıkartıyor. Demek ki rahmet de bir nur olmasına rağmen başlangıçta bir zulmetten nura ulaşma olayı değil, bir işaret, bir remz olarak kalbe giriyor. Allah razı olsun. Salavat nasıl kişiyi zulmetten nura çıkarıyor? Allah Teala'nın salavatı yalnız gelmiyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesine göre Allah Teala nurlarını ikişer ikişer gönderiyor. Burada ya her ne kadar Allah Teala salavattan bahsetmişse de aslında salavat mutlaka rahmetle birlikte geliyor. Yetmez, eğer salavat varsa mutlaka rahmetle fazla beraber. Öyleyse olay burada çözülüyor. Bilmece çözülüyor. Allah razı olsun. Malatya'dan Mehmet Öner kardeşimiz der ki, bayram namazında vaaz esnasında müftümüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin el öptürmediğini ve kimlerin el öpeceği konusunda ise alimlerin anne ve babaların el öpülür şeklinde bir açıklama yapmıştır. Tarikat ve tasavvufun ise bir gelenek olduğunu söylemiştir. Yani dinin emrettiği bir şey
değildir diyor. Dahası ise dinde böyle şeylerin olmadığı gibi açıklamalar yapmıştır. Yani bir gelenektir, dinde böyle bir şey yoktur demiş. Kendisine ulaştım ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının tasavvuf olduğunu açıkladım diyor kardeşimiz Mehmet. Çok memnun oldu ve hatasını anladığını belirtti. Buraya kadar güzel. Şimdi dinleyin. İkinci vaazında bu hatasını düzelteceğini belirtti. Takip ettim. Ve sonraki vaazında hiçbir aracının olmadığı şeklinde bir açıklaması oldu. Yani insanlarla arasına kimse giremez ifadesini kullanmış. Bu konuda gerekli açıklamanızı lütfeder misiniz diyor kardeşimiz. Evvela Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ce'alna minkum minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan, bunlar ne nebi ne resul bizim gibi insanlar, onlardan diyor, nebi olmayanlardan, Enbiya Suresinin 70. ayet-i kerimesi, nebilerden olan devrin imamları, burada insanlardan, resul ve nebi olmayanlardan, ya da nebi olmayanlardan, resul olmayanlardan değil, nebi olmayanlardan imamlar tayin ettik diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Acaba sevgili müftü kardeşimiz bu ayet-i kerimeye ne der? Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı ki bu yakinin mutlak olarak hakkul yakin olması söz konusu. Allah Teala tabiyeti Kur'an-ı Kerim ile farz kılıyor. Ve sebillerin tayini Allah'a aittir diyor. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu kesin. Bunun ispatına da gerek yok ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpülerek kendisine tabi olduğunu kesinlikle ifade etmiş. Diyor ki, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne diyor Allah Teala? Ellerin üzerinde diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tecellide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli öpülüyor ki üste gelen el Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli ve o ele tecelli ediyor Allah Teala. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır demekle bu nesillere Allah Teala tabiyetin el öpme şeklinde tecelli ettiğini kesinleştirmiş. Tasavvuf Kur'an'ı yaşamaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu ve dilemeyenin mutlaka cehenneme gireceğini söylüyor. Dileyeni ise Allah Teala'nın mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ne yazık ki o müftü kardeşimiz de Allah'ın ayetlerinden gafil bir durumda. Bu söyledikleri onu ifade ediyor. İncelemek gereğini de duymuyor. Bu sözlerimizi kendisine ulaştırdığınız zaman da ayetler gene ona pek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe baş gözlerinde hicabi mesture olacak, kulaklarında vakra olacak, kalbinde ikinet olacak ve böyle bir dizaynda kalbi mühürlü olacak. Ve sevgili kardeşlerim, sözlerimizi Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı olduğu için gene anlamayacak.
ve kendisine yazık edecek bu kardeşimiz. Hiçbir aracının olmadığını söylüyor ama 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla kalmamışlar. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Dahası da var mı? Evet var. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi aynen şöyle. Müftü kardeşimize, Mehmet kardeşimiz bu ayet-i kerimeyi okusun. Demin söylediğim ayet-i kerimelerle beraber veya bu yazıyı dinlesin, bu söylediklerimizi dinlesin. Müftü kardeşimize naçizane diyoruz ki, aziz kardeşim, bak Allah ne söylüyor? Diyor ki, o sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Fevzül Azim'in sahibi olmak, işte müftü kardeşimizin beğenemediği, olmaz dediği, aracı olmak hüviyetine gelmek de mümkün. Sadece Allah'ın irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın, sözleriyle gelen kişiler tarafından gerçekleştirilir. Onlar ruhlarını 22. basamakta, fizik vücutlarını 25. basamakta, nefslerini 27. basamakta ve iradelerini 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Onlar Ecrül Azim'in sahipleridir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Allah razı olsun. İstanbul'dan Soner Sertoğlu kardeşimiz der ki, Hac suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Burada geçen Sırat-ı Hamid kelimesi bize neyi hatırlatıyor? Ve hudu ile tayyibi. O hudu hidayet edilmişlerdir, ulaştırılmışlardır. İle tayyibi minel kavli. Sözün en güzeline. Ve hudu ila Sırat-ı Hamid. Ve Sırat-ı Hamid'e ulaştırılmışlardır diyor Allah Teala. Şimdi Hac suresine bakıyoruz. Hac suresi 23. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Acaba Allah Teala kime söylüyor bunu? Şimdi bakınız ifadeye. İnna Allahe yutillezine amenu ve aminus salihati cennatin tecrimin tantihel enharu. Allah amin olanları ve bu amin olanlardan aminus salihat işleyenleri, yani nefsi ıslah edici ameller işleyenleri altından nehirler akan cennetine koyacaktır. Yuhallevne fiha min esavira min zeyebin. Orada altından bileziklerle ve lulu'a ve incilerle süslenirler. Ve libasühüm fiha harir. Oradaki elbiseleri ipektendir diyor Allah Teala. Burada cennete girenlerin üçüncü safhası söz konusu. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci kat cennetin sahibi olmuş ve nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlamış, ikinci kat cennetin sahibi olmuş ve üçüncü kat cennetin sahibi olmadan ölmüş olabilir. Amin-ü salat işleyenler
buradan başlar. Nefsi ıslah edici amel işlemek 14. basamaktan başlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi zikir boyunca hep devam eder. Kişinin hayatının sonuna kadar devam eder. Şimdi başka bir işaret arayalım bakalım. Allah Teala burada başka bir işaret daha vermiş mi? 22'ye bakıyoruz. Cehenneme gidenlerden bahsediyor. Konumuzla alakalı değil. 23'te söylediğimiz olay var. Amin olanlar ve aminü salat işleyenler. Sadece amin olanlardan bahsetseydi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiş, henüz mürşidine ulaşamamış olanlar olacaktı. Birinci kat cennetin sahipleri. Aminü salat işlemeye başlamışsa, ikinci ve mütakip cennetlerin sahibi olabilirler. En az ikinci kat cennet. Ve Hac 24'e giriyoruz. Ve hudu ile taibi minel kavli, onlar sözün en güzeline ve hamid olan yola hidayet edilmişlerdir. Burada aklımıza hemen bir ayetin gelmesi lazım. Neydi o ayet? Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Zümer 17'de Allah Teala ne diyordu? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a yönelmişler. Ondan sonra onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Burada sözün en güzeline tabi olanların hamit olan yola hidayet edilmişlerdir ifadesi var. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler hamit olan yola hidayet edilmişlerdir. Bu yol sırat-ı müstakimdir. 4 tane sevilden oluşan, ruhu ölmeden Allah'a ulaştıran yol. Çünkü burada yola hidayet edilenler orada Zümer 18'de sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ama ayet-i kerimenin ötesi sona kadar ulaşıyor. Onlar daimi zikre de ulaşanlardır diyor. Başlangıç noktası orası. Burada sözün en güzeline tabi olanlar hamit olan yola hidayet edilmişlerdir diyor. Eğer Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinin başlangıcına bakarsak hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sözüyle güzeline tabi olanlar. Oraya ise sırat-ı müstakim üzerinden gelmişler. Ama ayet-i kerimenin sonuna bakarsak onlar daimi zikrin sahipleri, o zaman sırat-ı hamit daimi zikrin sahiplerine kadar gidiyor. Bakalım daha ötede bir işaret var mı? 25'te ne diyor Allah Teala? Burada artık başkalarına geçiyor. Kafirlerin durumunu anlatıyor Allah Teala. Hac 25'te başka bir işaret yok. Ama benzer ayetten hareket ettiğimiz zaman gene kesin bir işaret yok. Ama bu Hac suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, sözün en güzeline tabi olmuşlar. Sözün en güzeline hidayet edilmişler. Ve hamid olan yola hidayet edilmişler. Başka bir anlamda çıkıyor. Sözün en güzeline hamid olan yola ulaştırmışlar. Onların sözün en güzelinin ulaştırabileceği en üst makam söz konusu olabilir. Burada iradenin teslimi devreye giriyor. Ama buna dair bir kesin işaret mevcut değil.
oraya kadar uzayabilir diyebiliyoruz sadece. Ama asgari standartlarda burası hamid olan yol sırat-ı müstakimdir. Çünkü evvelki ayet-i kerimede salih amellerde bulunanları diyor. Nefsi ve sadece amellerde bulunanların gideceği cennet. Burası sırat-ı müstakimin onları ulaştırabileceği ikinci kat cennet. Sırat-ı Hamid, ikinci kat cennete ulaştıran sırat-ı müstakim oluyor. İkinci suali, Sebe suresinin 6. ayet-i kerimesini bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Ara sıra böyle azizlikler oluyor. Telefon bu. Ne yapacağı belli olmaz. Sebe suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ve yerellezine utul ilmellezi unzile ileyke min rabbike vel hakka ve yehdi ila sıratil azizil hamid. İlme nail olanlar bilirler ki Rabbinden sana indirilen haktır. Ve sizi yegane galip olan, övülen Allah'ın yoluna ulaştırır. Sıratil azizil aziz, galip olan, en kuvvetli olan, hamid, övülen. Sana indirilen haktır. İlme nail olanlar bilirler ki sana indirilen haktır. Ve sırat-ı azizin alime ulaştırırlar. Bu da Maide suresinin 16. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Orada da Allah-u Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Benzer ayetlerden hareket ederek bakıyoruz. On beşten başlıyorum. En kitap ehli diyor Allah-u Teala. Kitaptan çoğunu gizliyor olduğunuz şeyleri ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan nur gelmiştir. 16. Allah rızasına tabi olan kişiyi onunla, yani Resulüyle teslim yollarına hidayet eder. Yehdi bihillahi minittebaa rıdvanehu sübüle selamü. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarır ve sırat-ı müstakime hidayet eder. Burada da Allah-u Teala İlme nail olanlar bilirler ki Rabbinden sana indirilen haktır. İlme nail olanların ilmin başladığı yerdeki yol. İlme nail olanlar sırat-ı müstakime artık ulaşmak üzere mürşitlerine ulaşmış olanlardır. O zaman buradan çıkan netice onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen şeyin hak olduğunu anlamaları noktasında daha yeni anlıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hak gelmiştir. O zaman onlar daha yeni bir ölümden hayata geçen bir noktadalar ve sırat-ı müstakimin başlangıç seviyesi var. Allah-u Teala onları bir sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ve kendilerine ilim verilenlerin durumuna ve bir defa daha bakalım Hac suresinin 53. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ne diyordu orada?
Hac 54 diyor ki veli yalemellezine utul ilme ennehul hakkum min rabbike. Kendine ilim verilenler onun Rablerinden bir hak olduğunu, hak olarak indiğini bilsinler diye diyor Allah-u Teala. Ve tuhbite lehu kulübüm, kalplerine ihbat konulur, kalpleri ihbat sahibi olur. Ve innallâhe lehâdillezîne âmenû ilâ sırat-ı mustakîm. Muhakkak ki Allah âmin olanları sırat-ı mustakîme ulaştırır. Öyleyse kendilerine ilim verilenler seviyesinde olan bir kişi ise ulaşılan yol sırat-ı mustakîmdir. Yani ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır kişinin. Bu ayete geçen kendine ilim verilenler kimlerdir diye soruyor kardeşimiz. Allah'a ulaşmayı henüz dileyen kişiler, kendilerine ilim verilenler, 14 tane ihsan, 10 tane ihsanda bulunan ve mürşitlerine ulaştırılan kişilerdir. Tabiyetleriyle beraber sırat-ı mustakime ulaşacaklar. B şıkkında diyor ki, bu ayete geçen sırat-ül azizül hamid kelimesini bizlere açıklar mısınız? Sırat azizdir, en güçlü olan Allah'ındır, hamiddir, kendisine hamd edilen. Aslında ayet-i kerimenin muhtevasından bunun 14. basamak olduğu kesin. İki ayetten çıkardığımız sonuç. Öyleyse Sırat-ı Azizü'l-Hamid de yalnız Hamid kelimesinin kullanıldığı Hac 24'te de aynı hedef var. Ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime kişinin ulaşması, yani 14. basamak. Üçüncü suali kardeşimizin Fatır 19, 20, 21 ve 22'yi bizlere açıklar mısınız? Diyor. Fatır 19 ve ma yestevil ama vel basir. Gözleri kör olanla gözleri kör gören bir olmaz. Yani kalp başındaki gözlerinde hicab-ı mestur olan kişilerle görenler bir olmaz. Ve le zulümati len nur. Karanlıkla aydınlık bir olmaz. Yani kalpleri mühürlü olan kişinin kalbi kapkarıdır. Karanlıkla kalbinin mühürünün açılıp da aydınlanan kişiler bir olmaz. Karanlıkla aydınlık bir olmaz diyor Allah Teala. Ve le zillü ve lel harur. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Yani kişinin kalbinin içinde Allah Teala'nın zulmeti nura ulaştırmasıyla, kişinin idrak etmesiyle, idrak etmemesi, gölgede kalması bir olmaz. Fatır 22 ve ma yestevil ahyayı velel emvat, ölülerle diriler bir olmaz. İnnallahi yusmiu men yeşâü ve ma ente bimüsmîn men fil kubur. Dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz Allah kimi dilerse ona davetini işittirir. Sen mezarda bulunanlara işittirecek değilsin. İşte önce gözler körle gören bir olmaz. Sonra nurla karanlık bir olmaz. Yani kalpleri karanlık olan kişilerle Allah'ın kalplerini aydınlatacağı kişiler bir olmaz. Ve gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Kişinin kalbinin idrak etmesiyle idrak etmemesi bir olmaz. Dirilerle ölüler bir olmaz. Ne diyordu Allah Teala? Gözlerinde hicab-ı mestürü olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ikinet olan, kalbinde küfür yazan kişi ölüdür.
Burada da Allah Teala konumunun bununla alakalı olduğunu belirtmek için ölülerle diriler bir olmaz diyor. Allah kimi dilerse ona davetini işittirir. Anlaşılıyor ki kişinin kulakları da henüz sağır. Yani kulaklarında vakra var. Bu ayetlerdeki körle gören karanlık ile nur, gölge ile hararet kavramları bize neyi anlatıyor? Söyledik. B. Fatır 22'de geçen dirilerle ölüler bir olmaz. Allah dilediğine hakkı işittirir sözüyle Yüce Rabbimiz bize neyi anlatıyor? Hakkı işitmek için Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşad makamının sözlerini işitmeye başlıyoruz, manasına varmaya başlıyoruz. İşte o zaman hakkı işitmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Denizli'den Said Seyrekoğlu kardeşimiz der ki, sizden öğrendiğimize ve yaşadığımıza göre irşat makamının sözlerinden esinlenerek insan aklında meydana gelen müsbet yöndeki şuurlanma kişiyi amin olma noktasına ve oradan da kendi mürşidlerinde tövbe etmeye götürüyor ve kalbine iman yazılmasına sebep oluyor. Eğer irşat makamı kişinin kendi mürşidi değilse bu süreç neden aynı şekilde sonuçlanmıyor? Allah-u Teala diyor ki, seçim bize aittir diyor. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Kime, hangi mürşidi Allah-u Teala tayin etmişse o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir kişi. O mürşitten hareketle yola çıkacaktır. Herkes sormuştur Allah-u Teala'ya, biz de sormuşuzdur, bize de mürşidimiz gösterilmiştir, gitmişizdir, ona tabi olmuşuzdur. Siz de sormuşsunuzdur, ona tabi olacaksınız Allah'ın tayin ettiği sebiyle. Unutmayın ki herkesin en yakın noktasında, herkese en yakın noktada bir mürşit vardır. Ama o sizin mürşidiniz mi değil mi? Onu Allah bilir. Allah'tan sorup öğrenmek asıldır. Öyleyse devrin imamının dışındaki bütün mürşitler için bu usul geçerlidir. Devrin imamı içinse hacet namazı kılmadan da tabiyet söz konusu olacaktır. Çünkü hangi mürşide tabi olsa kişi, onun mürşidi zaten devrin. Onun, o mürşidin de mürşidi devrin imamıdır. Allah razı olsun. Aynı şekilde neden sonuçlanmıyor? Her hastanın derdine o hastalıktan anlayan hekim çare olur. Allah Teala kalplerdeki hastalıkları en iyi bilendir. Onu tedavi edebilecek olan hekim hangisi ise o mürşit asıldır. Her tarikatta birbirinden farklı öğretim biçimlerinin varoluşunun da arkasında bu sebep vardır. Allah Teala'nın seçtiği en doğrusudur. Kişinin kalbindeki hastalıkları 19 açıdan hastasınız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece o hastalıkların tedavisi bir hekim vasıtasıyla olacaktır. O hekim mürşittir ve tedaviyi yapacaktır. Bu sebeple seçim Allah'ındır ve seçimi yanlış yaparsanız aynı neticeye ulaşmamanız mümkündür. Ya da süreciniz uzayacaktır. Yoksa Allah Teala'nın dizaynının neden olduğunun muhtevası kişiyi bir belli hedefe götürür veya götürmez. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşmak asıldır, Allah'ın kanunudur. İyi edecek doktor odur. İkinci sual, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine gelen Yunus Emre'ye hikmet mi istersin yoksa buğday mı sorusunu sorduktan sonra neden Tapduk Emre'ye gönderiyor? Devrin imamları kendisine müracaat eden kişileri başka mürşitlere gönderebilir mi? Açıklamanızda bizleri aydınlatır mısınız diyor. Burada
Allah-u Teala'dan devrin imamı olan Hacı Bektaş Veli'nin hangi tarzda bir emir aldığını biz bilemeyiz. Bu bizi aşar. Allah-u Teala ona niçin böyle bir emir vermiştir? Tasarruf altında olduğu cihetle kendinden bir şey yapması mümkün değildir. Allah-u Teala bir emir vermiş ona. Yunus'u oraya göndermiş. Yunus eğer deseydi ki ben himmet istiyorum, o zaman gene Yunus'u himmeti alacağı gerçek yer olan Taptık Emre'ye gönderecekti. Belki orada mutlaka öğrenimini görmesi lazım. İyi edecek olan hekimin tayini Allah'a aittir. Allah da tayin yetkisini kime, Yunus'un kime ait olduğunu o zamanki devrin imamına bildiriyor ve oraya gönderiyor onu devrin imamı. Tabiyet anında gene Hacı Bektaş Veli'nin ruhu Yunus'un başının üzerine yerleşiyor. Sonuç değişmez. Ama Yunus'un hastalıklarını tedavi edebilecek doktorun tayini Allah'a ait olduğu için, alallahu kastü sebili dediği için Allah-u Teala tasarrufu altında bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'ye emir veriyor. O onu falanca yere göndereceksin diye. O da gönderiyor. Birçok dergahlardan bize birçok kardeşimiz gelmiştir, ulaşmıştır. Oranın mürşitleri bize göndermek emrini aldıkları için. Allah razı olsun. İstanbul'dan Hürrem Kazan kardeşimiz diyor ki, Enbiya 35'te Allah-u Teala her nefs ölümü tadıcıdır buyuruyor. Nefsler ölmeyeceğine göre ölümü tatma olayı nasıl gerçekleşecektir? Allah razı olsun diyor. Enbiya 35, kullu nefsin zayikatül mevt. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Ve neblukum bişşerri vel hayri fitne. Siz şerle ve hayırla imtihan olunacaksınız. İmtihan ederiz sizi diyor Allah-u Teala. Ve ileyna turcevun ve bize döndürüleceksiniz. Ölümü yaşayan fizik vücuttur. Nefs ölmediği için ölümü tadan hayatta kalan nefstir. Tadabilmek, hissedebilmek hayatta kalan için geçerlidir. Fizik vücut ölür ama onun ölümünü hisseden, yaşayan nefstir. Nefsin ölmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyleyse ölümü yaşayan ölen değil, ölümü tadan nefstir. Fizik vücudun ölümünü yaşayan, yaşamakta olan nefs ancak idrak edebilir. Burada Allah-u Teala onu tatma kelimesiyle ifade etmiş. Ve Allah-u Teala zaten söylüyor, sizi hayır ve şer ile imtihan ederiz ve bize döndürüleceksiniz. Hayır ve şerri yaşayan nefstir. Şerre dönük bir hüviyette olan nefsin hayra dönük bir hüviyet kazanması emrediliyor. Ölümü tadan da odur. Bir yeriniz kesildiği zaman, bir yerinizde bir acı hissettiğiniz zaman bunu hisseden fizik vücudunuzdur. Ama eğer fizik vücudunuz ölürse, ölümü yaşayan fizik vücudunuz öldükten sonra bir şey hissedemez. Ölümün tamamlanmasıyla onun hissiyatı bitmiştir. Ama nefs onun yokluğunu hissedecektir. Çünkü vücut onu dışarı atacaktır. Ölümden sonra nefs fizik vücutta kalamaz. Elektronik bütün sistemler manyetik alanları sıfırlamıştır.
ve nefsin fizik vücudun içine artık girmesi mümkün değildir. Bu acı tecrübe ona o güne kadar sığınağı olan fizik vücudun artık yok olduğunu ifade eder. Bu bir acıdır. Ölümle birlikte tadılan bir acı ve ölümün hissedilmesi yaşamakta olan nefse aittir. Allah razı olsun. İstanbul'dan İlkay Kazan kardeşimiz der ki, Kaf suresinin 45. ayet-i kerimesinde benim vaadimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver buyruluyor. Burada vaadimden korkanlara ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir? Nahnu alemu bima yekulune ve ma ente aleyhim cebbarin fezekkir bil Kur'ani men yehafi vaid. Onların söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onlara cebbar zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden korkanlara Kur'an ile hatırlat. Allah-u Teala'nın vaadi haktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse kişi mutlaka cennete girecek. Ama dilemezse mutlaka cehenneme girecek. Öyleyse sen sadece onlara bunu söyleyeceksin diyor. Ve onları uyar diyor. Allah Teala'nın daha evvel söylediği neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere amini olmayanları uyar, amini olanları müjdele. Burada da uyarmak söz konusu olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, öyleyse bu Allah-u Teala'nın vaadinden korkanlar, korkmalarına rağmen Allah'ın emrettiğini yerine getirmeyenler hem cehennemden korkuyorlar hem de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onları uyarması isteniyor. Malatya'dan Murat Aydoğan kardeşimiz diyor ki, insanın üç vücudundan olan ve içinde 19 haslet bulunan ruh insana üfleniyor. Emanet olarak ruhun Allah'a ulaşmasında 7 katı alemi geçiyor ve buralarda bir takım işlevlere uğrayarak Allah'a ulaşıyor. Ruhun bu işlemlerden geçmesinin sebebini bizlere açıklar mısınız? Ruhun bu işlemlerden geçmesi her katın kapısının açılmak mecburiyeti. Nefs %7 tezkiye olmadan birinci gök katının kapısını vücudumuzda bir rehine olarak bulunan nefs açamıyor. Birinci gök katının kapısı açılınca birinci gök kattaki işlem tahakkuk ediyor. Ama ruh ikinci gök katına çıkamıyor. İkinci gök katına çıkabilmek için nefsin %7 daha tezkiye edilmesi lazım. %7 daha fazıl kazanması lazım. O zaman fizik vücudumuz zonu içinde bir rehine olan nefsimiz ikinci gök katının kapısını açacaktır. O zaman ikinci gök katında bir süre kalması gerekiyor. Oradaki eğitimini tamamlasın diye. Çünkü üçüncü gök katının kapısının açılabilmesi için mutlaka %7 daha nur birikimi olması lazım. İşte bütün bu birikimlerin neticesinde her seferinde bir gök katında bir süre ruhun kalması söz konusu olduğu cihetle bu eğitimlerin tahakkukuyla nefsin tezkiyesine paralel bir yol izlenir. Hem nefs ruha dönüşecektir, hem de ruh her katta tecrübe edinecektir ki neticede o gök katının da kapısı açılsın, daha yukarıya çıkabilsin. Dikkat edin, ruhumuz eğer biz öldükten sonra Allah'a ulaşacaksa beraberinde ölüm melekleriyle birlikte yükseliyor. Onlarda her gök katının anahtarı var. Ve bütün gök katlarını hiç duraklamadan aşıyorlar. Yedinci gök katının yedinci alemine kadar beraberce yükseliyorlar. O zaman o ruhun her katta kalması, kapının açılmasını beklemesi, o bekleme süresinde de
bir takım özellikleri öğrenmesi gerekmiyor. Aradaki fark bu. Allah razı olsun. Manisa'dan Osman Kökçü kardeşimiz diyor ki, tefekkür, tezekkür ve tedebbür kavramlarını açıklar mısınız? Tefekkür konusu kişinin düşünebilmesi, fikriyatı. Tezekkür konusu düşünmenin ötesinde yeni ufuklar açılması kişiye. Tedebbürse tezekkürün muhtevasında başka bir faktör var. Kişi Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi. Tedebbürse tedbire, tedbirle vazifeli olan kişinin Allah-u Teala'dan aldığı özel yardım. Tedebbürün sahibi devrin imamıdır, tasarruf altındadır. Üç konu birbirinden tamamen ayrıdır. Tefekkür kişinin kendi düşünme standartlarını ifade eder sadece. Kendi alanı içinde kalacaktır. Tezekkürde Allah'ın her takıldığı yerde kendisine yeni ufuk açması söz konusudur. Tedebbürde ise sonuç tamamen Allah'ın dizaynı içerisinde cereyan eder. İkinci suali, Ulu'l-Elbab makamı ile Salah'ın dördüncü kademesinde irşada ulaştığımız noktada kalbimizdeki nur miktarı açısından nasıl bir farklılık vardır? Ulu'l-Elbab makamında nefsimizin kalbi %100 nurla doludur. Salah'ın dördüncü kademesinde irşada ulaştığımız noktada kalbimizdeki nur miktarında bir değişiklik yoktur. Kalbimiz sadece 18 mertebe tezyin olmuştur. Müzeyyen olmuştur, süslenmiştir. Üçüncü suali, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe hangi basamaklarda ve nasıl ulaşılmaktadır? Daimi zikre Ulu'l-Elbab makamında, külli zikre 28. basamağın ilk 4 basamağında, tesbihe 5. basamakta ulaşılır. Allah razı olsun. Daimi zikre cüz'i iradeyle, külli zikre külli iradeyle ve tesbihe de ilahi iradeyle ulaşıldığını söyleyebilir miyiz? Tesbihle daimi zikir, biri cüz'i iradenin, biri de ilahi iradenin işidir. Külli zikirde külli iradeyle oluşur sözü eksik, yerine oturmuyor. Külli zikrede tesbihe de külli iradeyle ulaşılır. Ancak tasarrufta ilahi irade devreye girer. Denizli'den Haydar Hali Hoş kardeşimiz der ki, Kalübela günü aklın ve iradenin bir fonksiyonu var mıdır? Evet, biz bundan mesul değildik sözü söylenebileceğine göre aklın ve iradenin bir fonksiyonu mutlaka vardır. Akıl insanoğluna ne zaman verilir? Doğumuyla beraber verilir. Akla ihtiyacı olan hangi bedenimizdir? Fizik vücudumuzda. Biz uyanıkken şuur fizik vücudumuzdadır. Akla bizim ihtiyacımız var. Nefsimiz fizik vücudumuz içinde bir esirdir. Ne zaman ki fizik vücudumuz uyur, nefsimiz aklımız nefsimize kumanda etmeye başlar. Rüyada verilen işlevi görürüz. D şıkkında diyor ki, cennette ve Allah'ın indinde şuur kazanan Adem Aleyhisselam'ın hatası akletmemesi sebebiyle midir? Akletmemesi sebebiyledir. Allah razı olsun. Malatya'dan Leman Hanım der ki, sohbetlere gelmeyen kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Sohbetlere gelmelerini söyleyerek ve onları ikna ederek, onları kırmadan gelmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışarak. İkinci sual, evde tek başına hizmet yaptığımız zaman Allah katında daha çok kıymetli olması için nelere dikkat etmeliyiz? Zikirle yapmanız en güzeli.
hizmeti zikirle yapmanız her şeyden güzeldir. Üçüncüsü, tasavvufu kabul etmeme noktasında ısrar eden kişilere defalarca tebliğ yapmak uygun mudur? İzac edici bir durum oluşturursunuz o zaman ve onlar Allah'ın yoluna girecekleri yerde büsbütün kaçarlar. Onları izac etmeden, bıktırmadan ama fırsat bulunca, onlar da müsait zemin görünce o istikamette davranmak, hakikatleri anlatmaya çalışmak uygundur. Ama haddi aşmamak doğru olandır. Ne ifrat ne tefrit. Allah razı olsun. İslam'a inanmayan cehenneme gider mi diyor İstanbul'dan sitemizi ziyaret eden bir bey. Konu İslam'a inanmak veya inanmamak meselesi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, İslam'a inansa da inanmasa da, Allah'a inansa da inanmasa da, dinlere inansa da inanmasa da mutlaka cehenneme gider. İslam kainatın tek dinidir. Önerdiği şey de Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemektir. Dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse bir kişi İslam'a inanmıyorsa Allah'a ulaşmaya da inanmıyor demektir. Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyeceğine göre kurtuluşu mümkün değildir. Bu kişi Hristiyan inancına sahip olsaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi gene cehenneme gidecekti. Bu kişi Allah'a ulaşmasaydı, Allah'a inanmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğine göre gene cehenneme gidecekti. Neticede bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde Allah'a inanması, İslam'a inanması ama İslam'ın genel kaidesini, temel kaidesini tatbik etmemesi, Allah'a ulaşmayı dilememesi onu gene cehennemden kurtaramaz. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti sizlerle beraber tamamladık. Bir suali ve cevap ziyafetiydi bu. Sorduğunuz güzel suallerle bizi en güzel hedeflere ulaştırıyorsunuz. Hiç aklımıza gelmeyen sualleri sormanız bizi çok mutlu ediyor. Hangi açıdan? O sualin merakını, o sualin cevabını merak eden birçok kardeşimize mihmandar olduğunuz için, tercüman olduğunuz için, öğrenmelerine sebebiyet verdiğiniz için. Öyleyse sualleriniz bizleri mutlu eden çok önemli vesilelerdir. Hepiniz bu açıdan bir mutluluğa mutlaka yakın hissetmelisiniz kendinizi. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynında Allah her şeye kadirdir. En güzeli Allah'ın dizaynıdır. Ve suallerinizle o güzelliği en güzel muhtevada bizlere yaşatıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etsin, şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.